Aşağıda kapasiteleri birbirinden farklı iki flash belleğin yan taraflarında doluluk seviyeleri dijital olarak gösterilmektedir. Bakın burada kaç tane birim var? 8 tane birim var. 3'ü dolu. Yani artık ben buraya 8K dersem 3K'sı dolu da diyebilirim o halde. İkinci flash belleğe bakıyoruz, mor olanına. Kaç tane birim var? 4 5 10 tane birim var arkadaşlar. O halde buna da 10M diyelim. Bunun 6'sı dolu. 6 M'si dolu. Pekala şimdi demiş ki bakın soruda bize. İkinci flash belleğin dolu kısmının 1 bölü 3'ü. Dolu kısmı ne? 6 M. Bunun 1 bölü 3'ü 3'e böldük 2 M. Bu 2 M birinci flash belleğe aktarılmaktadır. Şimdi artık burada 3K artı 2 M kadar bir doluluk miktarı olacak. Ve burada kalan da 4 M'dir. 2 M'si diğer tarafa gittiğine göre. Dosya aktarıldıktan sonra birinci flash belleğin boş kalan kısmı, şimdi birinci flash belleğin 5K'sı boştu. 5K boştu. 2M kadar azaldı boş olan miktarı. 5K 2M kadar boşluk var. İkinci flash belleğin boş kalan kısmına oranı 5 bölü 4'müş. İkinci flash belleğin boş kalan kısmı ne? 6M. Bakın şurası da 10M'den 4M'yi çıkardık 6M. Bu oran kaçmış arkadaşım? 5 bölü 4'müş. O zaman bir içler dışlar alalım mı seninle beraber şöyle? Hadi alalım bakalım. 20K eksi 8M eşittir. 30M yaptı. Daha sonrasında arkadaşlar eksi 8M'yi bu tarafa gönderirseniz 20K eşittir. 38M yapacaktır. Ve buradan K ve M arasındaki ilişkiyi çözebiliriz artık biz. Nasıl çözeceğiz hocam? Her iki tarafı 2'ye bölerseniz 10K eşittir 19M yapar. Ben artık K'yı burada 19x M'yi de burada 10x olarak tabii ki seçebilirim. Buna göre son durumda ikinci flash belleğin dolu kısmının birinci flash belleğin dolu kısmına oranı. Şimdi ikinci flash belleğin dolu kısmı 4M. Birinci flash belleğin dolu kısmına da 3K artı 2M demiştik farkındaysan. Bunun buna oranı nedir diye sormuş. Tabii M'li K'lı bırakmayacağız. Biz M'leri K'ları boşuna X'e çevirmedik. Gelin bunları yazalım şimdi. Bakın m neydi arkadaşlar? 10x. O halde 4 çarpı 10x diyeceğiz. Yani 40x olacak burası. Bölü k neydi arkadaşlar? 19x'ti. 3 kere 19 57 yapar. m neydi? 57x. 2m de arkadaşlar m 10'du. Dolayısıyla 20x yapar. İkisini toplarsanız 77x gelir. Tabi burada x'leri sadeleştirirseniz doğru cevabın 40 bölü 77 olması gerektiğini söyleyebiliriz. Cevabımız B seçeneğidir. Adnan haftanın her günü spor yapmaktadır. Haftanın P ile başlayan günlerinde saatte 2 üzeri A birim kalori yakacak. Şimdi şöyle diyelim. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma şöyle yapalım. Cumartesi ve pazarımız var. Pazartesi saatte 2 üzeri A kadar, Perşembe saatte 2 üzeri A kadar ve pazar saatte 2 üzeri A kadar kalori harcıyormuş, kalori yakıyormuş. Haftanın diğer günlerinde 1 saatte 2 üzeri B birim kalori yakacak kadar. Şimdi o halde şöyle renk değiştirelim. 2 üzeri B, 2 üzeri B, 2 üzeri B ve 2 üzeri B dedik. Hafta içi ikişer, hafta sonu üçer saat spor yapıyormuş. He, şimdi o zaman hafta içi günlerde e, yaktığı kalori miktarı değişecek. 2 ile çarpacağız. Hafta sonunu 3 ile çarpacağız arkadaşlar. Şimdi o halde 2 çarpı 2 üzeri a artı 3 tane 2 üzeri b'yi 2'şer saat yapıyor. Artı 3er saatte hafta sonu 2 üzeri b artı 2 üzeri a kadar kalori yakıyor. Adnan spor yaptığı sürenin 2 üzeri 12 katı kadar kalori yaktığına göre. Şimdi spor yaptığı süre ne? Hafta içi 2'şer saatte 10 saat burada spor yaptı. Hafta sonu da üçer saat spor yapıyordu. 6 saatte burada spor yaptı arkadaşlar. Spor yaptığı süre 16 çarpı 2 üzeri 12 katı kadar kalori yakmış. Sol taraf yaktığı kalori miktarıydı, sağ tarafta öyle artık. Peki şimdi gelin arkadaşım ki arkadaşlar ne yapalım? Biz bunları bir güzel dağıtalım. Şimdi 2 çarpı 2 üzeri A demek 4 tane 2 üzeri A demek. Artı 2 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 3 çarpı 2 üzeri B demek de 6 tane 2 üzeri B demek. Artı şununla da şöyle dağıtırsanız 3 çarpı 2 üzeri B ve artı 3 çarpı 2 üzeri A dedik. Bu 16 çarpı 2 üzeri 12'ye eşit olacak. Sonra 4 tane burada var bakın 2 üzeri A'dan 3 tane burada var. Dolayısıyla 7 çarpı 2 üzeri A artı... 6 tane 2 üzeri b burada var. 3 tane 2 üzeri b burada var. 9 tane 2 üzeri b eşittir. 16 çarpı 2 üzeri 12 dediniz. Şimdi burada bir aydınlama yaşamı, aydınlanma yaşamamız lazım. 7 ve 9 sayılarının toplamının 16 olduğunu görüyorsak eğer. Demek ki ben burada 2 üzeri a ve 2 üzeri b'yi ikisini de 2 üzeri 12 seçersem bakın. 2 üzeri 12 parantezinde 7 artı 9 gelir. Bu da arkadaşlar 16 bakın 7 ile 9'un toplamı 16 çarpı 2 üzeri 12 yapacaktır. Ve bu da buna eşit olacaktır. Demek ki arkadaşlar bizim burada A sayımız da 12 olacakmış. B sayımız da 12 olacakmış. İkisi de 12 ise A artı B toplamının sorulmuştu bize. Doğru cevabımız E seçeneği olur. Aşağıdaki kutulara kök 8 bakın kök 8 demek 2 kök 2 demek. Kök 15, kök 15 aynen kalır arkadaşlar. Kök 18, 3 kök 2 demek. Kök 20, 2 kök 5 demek. Kök 45, 9 kere 5 olduğu için 3 kök 5 demektir. Kök 60 var arkadaşlar, bu da 2 kök 15 demektir. Şimdi bu kutucuklara irrasyonel sayıları her bir kutuya farklı bir sayı gelecek şekilde yerleştiriliyor. Sayılar yerleştirilip iki kutu arasındaki bölme işlemi yapıldığında da elde edilen ABC sayıları birer rasyonel sayıymış arkadaşlar. İrrasyonel herhangi bir ifademiz kalmıyor yani. Buna göre A artı B artı C toplamının alabileceği en küçük değer aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Öncelikle bizim burada yapmamız gereken iş ne? Sonuç, sonuçta rasyonel sayı bulacağız ama bunların toplamı da küçük çıkacak. Önce sonucun rasyonel çıkması durumuna bakalım. Arkadaşlar ben burada gidip şuna 3 kök 2 yazıp buna 2 kök 2 yazıp 3 kök 2'ye 2 kök 2'ye bölüp 3 bölü 2 bulabilirim. Bu bana bir verir. Ama ben diyorum ki neden 3'ü 2'ye bölüp bir buçuk bulalım. 2'yi 3'e bölelim basit kesir bulalım. O halde bakın şurada 2 kök 2'yi şuraya yazdım. 3 kök 2'yi buraya yazdım. Ve sonuç olarak karşıma 2 bölü 3 çıktı. A 2 bölü 3 olsun. Sonra 2 kök 5'i aldım. Buraya yazdım. 3 kök 5'i de buraya yazdım. 2 kök 5'i 3 kök 5'e bölerseniz 2 bölü 3 bu da B gelir. Şunla şu gitti. Geriye kök 15 ve 2 kök 15 kaldı. Kök 15'i buraya yazdım. 2 kök 15'i de buraya yazdım. Sonuç olarak da karşıma 1 bölü 2 çıktı. Şu ikisini toplarsanız 4 bölü 3 yapacaktır. Bununla da 1 bölü 2'yi toplayacağız. A artı B artı C toplamı karşımıza gelecek. 2 ile ve 3 ile genişletirseniz 8 artı 3 bölü 6 yapar. Bu da bize 11 bölü 6 cevabını verir. O halde doğru cevabımız A seçeneğinde mevcuttur. A, B ve C birer tam sayı olmak üzere bakın tam sayı. 5, A, 10, B, 14, C, 17 sayıları küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır. Buna göre A artı B eksi C ifadesinin alabileceği en büyük değer kaçtır? Şimdi o halde burada A'yı yüksek, B'yi yüksek, C'yi küçük seçmem gerekiyor. Düşük seçmem gerekiyor ki sonuç büyük çıksın. A'yı çok seçeceksem A'yı burada 9 seçerim ondan hemen önce. B'yi de çok seçmem gerekiyorsa B'yi de 13 seçerim. C'yi az seçmem gerekiyorsa bunu da 15 seçerim. O halde yerine yazıyorum. 9 artı 13 eksi 15 derseniz arkadaşlar. Şurası eksi 2 gelir. 9 eksi 2 de kaç yapar? 7 yapar o halde cevabımız B seçeneğinde mevcuttur. İki basamaklı bir doğal sayının rakamları toplamı asal sayı olduğunda bu tür sayılara çok asal sayı denir. Örneğin 11 sayısını düşünün. 11 sayısının rakamları toplamı 2'dir. 2 de bir asal sayı olduğundan 11 sayısı çok asal sayıdır. Şimdi 3a yani 30 küsür bir sayı var elimizde. İki basamaklı sayısı çok asal sayı olduğuna göre yani rakamları toplamı 3 ile a'nın toplamı asal olduğuna göre demiş bize. a'nın alabileceği değerlerin toplamı soruluyor. Şimdi o halde arkadaşlar şöyle diyeceğiz biz. 30 sayısı rakamları toplamı 3'tür. 31 sayısının rakamları toplamı 4, 32 sayısının rakamları toplamı 5, 33 sayısının 6, 34'ün 7, 35'in 8 36'nın 9, 37'nin 10, 38'in 11 ve 39'un 12 olur arkadaşlar rakamları toplamı. Bunlardan asal olanlar hangileri? 3, 5, 7 ve 11. Demek ki A'nın alabileceği değerler 3A2 basamaklı sayısından bahsediyoruz ya. A'nın alabileceği değerler de 0, 2, 4 ve 8'miş. İşte bunların toplamı soruluyor. 8 2 daha 10 yapar. 4 daha 14 gelir. O halde cevabımız D seçeneğinde mevcuttur. AB, BC ve CA birbirinden farklı iki basamaklı doğal sayılar olmak üzere AB, BC ve CA sayıları sırasıyla 2K, 3K ve 5K'ymış. 2, 3 ve 5 ile tam bölünebiliyor. Buna göre A, B, A çarpı B çarpı C çarpımının alabileceği en küçük değer soruluyor. Şimdi bu 5'in katıysa A ya 0 ya 5 olmalı. Ama ben diyorum ki A 0 olamaz çünkü 0 olursa buranın onlar basamağı 0 olmuş olur. 2 basamaklı olmaz. Dolayısıyla A kesinle ve kesin 5. O zaman burası da 5. Çok güzel. Şimdi burası 5. Şuraya bakıyoruz. 3'ün katı demiş arkadaşlar. Burası da 5'ti. 3'ün katıysa ben burayı gençler e, ne seçerim? Sonu 1 olsun. Yani şurası mesela şöyle diyelim. Eee BC 2 basamaklı sayısı B çift olacak. Çift olduğu için en küçük 2 seçerim. 3'ün katı olduğu için de en küçük 1 seçerim ki 21 olur. C'yi de 1 seçmiş oluruz. Böylelikle arkadaşlar 3'ün katı olur. Şimdi B'yi 2 seçtik ya. Zaten çift olması gerekiyordu. 52 çift sağladı. O halde A çarpı B çarpı C'yi buluruz. A 5'ti, B 2'ydi, C de 1'di. Bunları çarparsak 10 gelir ve doğru cevabımız da böylelikle B seçeneği olur. 3'ü tek, ikisi çift sayı olmak üzere 5 rakamla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Şimdi bunlar küçükten büyüğe doğru sıralanıyor. 5 tane rakam. Hop şöyle sıralanmış. İlk 3'ünün toplamı çift oluyormuş. Yani şunlar çift oluyormuş arkadaşlar. Sonra son üçünün toplamı da yine çift oluyormuş. Pekala. Buna göre bu 5 sayının toplamı en az kaçtır diye sorulmuş. Şimdi benim 3 tane tek sayım olacak. Yani şöyle tek, 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 2 tane de çift sayım var. Bunları buraya öyle güzel yerleştirmem lazım ki bu 5 sayının toplamını da küçük bulalım. Şimdi öncelikle gelin çiftle başlayalım. Yani şurası çift olsun. Burası Toplamı çift olacaksa tek tek yazarım ben buraya. Ve geriye kaldı bir tane tek bir tane çift sayıp o halde arkadaşlar şuraya çift sayı buraya tek sayı yerleşsin derim. Şimdi buraya tek buraya çift yerleştirirsem olmaz. Şimdi göreceksiniz birazdan. Çifti sıfır seçerim. Buradaki teki bir seçerim. Küçükten bir doğru sıralıyorum ya. Buradaki teki de mecburen 3 seçeceğim iki fazlası. Şimdi bak eğer ben burayı tek burayı çift deseydim son yine çift olurdu ama bunu tek dediğim için gider burayı 5 bunu 6 seçerdim bu sefer tamam mı? Ama burayı çift burayı tek seçtiğim için araya 4'ü sıkıştırabilirim. Burası 4 olur o zaman bu da 5 olur. İşte bunların toplamı minimum kaçtır diye sormuştur. Minimum bunların toplamı kadardır. 1, 3 daha 4, 4 daha 8, 5 daha 13 yapar. O halde cevabımız da zaten şıkların da en küçüğü olan A şıkkıdır diyebiliriz. A, B ve C gerçel sayıları için A eksi C sıfırdan büyük demiş. Eksi C'yi karşıya atarsınız. A'nın C'den daha büyük olması gerektiğini görürsünüz. Bu bir. İkinci olarak. A ile B'nin çarpımı sıfırdan büyükmüş. A ile B aynı işaretti. B ile C'nin çarpımı sıfırdan küçükmüş. O halde arkadaşlar B ile C farklı işaretliymiş. Şimdi A ile B aynı işaretliydi unutmayın. B'yi ben burada C'yi negatif seçersem B pozitif olacaktır. Bakın çarpımları negatif. B pozitifse A da pozitiftir. A pozitifse zaten C'nin de negatif olduğunu gördük. Pozitif negatiften büyük. Şimdi bu eşitsizlikler verilmiş. Buna göre demiş hangileri doğrudur? A'yı pozitif mi bulduk? Evet. Ne demiş? A negatiftir. Gitti. B'yi pozitif bulmuştuk. Bu da B'nin pozitif olduğunu söylemiş. Doğru. C'yi negatif bulmuştuk. C e, pozitif demiş. Bu da yanlış. O halde cevabımız yalnız 2 olacaktı. Doğru cevap B seçeneğidir. Öğretmen tahtaya A ve B sayma sayılarını yazarak sınıftaki öğrencilerden bu iki sayının en büyük ortak böleni yani EBOB'unu bulmalarını istemiş ama sınıftan Enes yanlışlıkla A ve B sayılarının EKOK'unu bulmuş ama yine de doğru cevabı bulmuş. Hmm. Buna göre öğretmen tahtaya bu ifadelerinden hangilerindeki sayıları yazmış olabilir diye soruluyor. Arkadaşlar, iki sayının EBOB'u ve EKOK'u birbirine eşitse bu iki sayı birbirine eşit olmalı. O halde bu verilen ifadelerde de iki sayının birbirine eşit olma durumu sadece 2'de var. O halde cevabımız yalnız 2 olacaktı. Doğru cevap B seçeneğiydi. Aşağıdaki sayı doğrusunda X ve Y sayılarının bulunduğu noktalar verilmiştir. X sayısının bir sayısına olan uzaklığı Y sayısının bir sayısına olan uzaklığına eşittir demiş. Şimdi ben biri şurada bir yerde seçersem bakın şu uzunlukla şu uzunluk, hemen farklı renkte gösterelim. Şu uzunluk birbirine eşitmiş arkadaşlar. Pekala. x eksi yerinde 8 olduğu söyleniyor. x eksiye yani şuranın tamamı 8 ise e, şu iki uzunluk birbirine eşit olduğuna göre demek ki buradaki uzunluk 4, buradaki uzunluk da 4. Şimdi x ile y'yi bulabiliriz. Birin 4 birim sağında 5 vardır. Birin 4 birim solunda eksi 3 vardır. Demek ki x arkadaşlar 5, y de eksi 3. İşte bunların çarpımı sorulmuş. 5 kere eksi 3, eksi 15 yapar. Doğru cevabımız da C seçeneğidir. 3 basamaklı bir ABC doğal sayısının rakamlarının çarpımı 10 tam bölünebiliyor. 10 bölünebilen sayının son basamağı 0'dır. Doğru mu? 2 basamaklı bir AB doğal sayısının rakamlarının çarpımı 10 tam bölünmemektedir diyor. Buna göre A artı B artı C toplamı en çok kaçtır diye sorulmuş. Şimdi ABC doğal sayısının rakamlarının çarpımı 10 bölünüyormuş. A çarpı B çarpı C eşittir 10'un katı dedim. AB 2 basamaklı doğal sayısının rakamları çarpımı yani A kere B 10 bölünemiyormuş arkadaşlar. Yani 10'un katı değilmiş. Pekala. Şimdi o halde A çarpı B çarpı C 10'un katıysa ve A kere B 10'un katı değilse ben diyorum ki bu A çarpı B çarpı C'nin içerisinde onun katı olsun diye mutlak surette bir tane 2 bir tane 5'in katı olacak. Şimdi A, B, C de rakam, olduk, rakam olduğundan arkadaşlar ve A artı B artı C toplamının maksimum değeri sorulduğu için ben burada C'yi 5 seçmek istiyorum. A'yı da tabii ki burada 8 seçmek istiyorum. Böylelikle 8 kere 5'ten 40 gelir. Neden 8 seçiyorum? Çünkü çok gelsin istiyorum burası. Yoksa 2 de seçebilirdik. 2 kere 5 de onun katı. Ama çok gelsin istiyorum. Toplamı dolayısıyla C'yi 5 seçtim. C'yi 0 da seçebilirdim ama 5 seçtim. A'yı da 8 seçtik. Pekala, şimdi buraya bakıyoruz. A 8'di. B ile çarpıldığı zaman onun katı gelmiyor. E sonucunda çok çıksın istiyorum. O halde B'yi de 9 seçmekten başka çaremiz yok. Cevap çok çıksın diye. Bunları toplarsanız 9 8 daha 17, 5 daha 22 yapar. Doğru cevabımız C seçeneği olur. Bir yarışmaya katılan Ali Kendisine verilen 8 anahtarla aşağıda üzerinde numaraları yazan dolapları açmaktadır. 8 tane dolabımız var arkadaşlar. Ali bu dolaplardan 2 tanesini ikişer denemede açmıştır. Diğer dolapları birer denemede açmıştır. Yani bu dola, bu dolaplardan 2 tanesini 2 kez anahtar deneyerek açmış ama diğer tüm dolapları tek seferde doğru anahtarı bularak açmış. Her bir denemede dolap üzerinde yazılan rakamları topladığında da sonucu 48 buluyormuş arkadaşlar. Normal şartlar altında bakın her dolabı tek sefer deneyerek açmış olsaydı 1'den 8'e kadar toplayıp sonucu bulurdu. Ve 1'den 8'e kadar olan sayıların toplamı 8 çarpı 9 bölü 2'den 36'dır. Ama bu adam 2 tane dolabı ikişer defa denediği için bu toplamı 48 bulmuş. Yani gençler bu iki dolabın fazladan denediği iki dolabın rakamlarının toplamı 12'ymiş. 36 bulacakken 48 bulmuş. 12 fazla kullanmış. Buna göre Ali'nin ikişer kez denediği dolap numarası aşağıdakilerden hangisi olamaz? Yani o iki tane dolap deniyor ya. O iki dolabın numaralarından birisi hangisi olamaz diye soruluyor. Ben diyorum ki 6 olamaz. Çünkü bir tanesi 6 ise toplamlar 12 olacağı için öteki de 6 olmak zorunda. Böylelikle 6 2 değil 3 defa denemiş olur. O halde cevabımız C seçeneği olacaktı. Bakın 4'ü denerse 4 ile 8'i dener toplamı 12. 5 ile 7'yi dener toplamı 12, 7 ile 5'i dener toplamı 12 ve 8 ile 4'ü dener toplamı 12 ama 6 ile 6'yı deneme gibi bir lüksü yok. 6'yı 2 defa burada bir sefer de ilk saydıklarımızın içerisinde denemiş olacağından 3 defa deneyecektir. Bundan kaynaklı cevap C seçeneğidir diyebiliriz. A ve B aynı evrensel kümenin iki alt kümesi olmak üzere bakın aynı evrensel kümeden bahsetmiş. Şöyle bir tane evrensel küme çizelim biz. Daha sonrasında A ve B diye de şöyle kümeler gösterelim evrensel kümenin içerisinde şuraya da bunun evrensel küme olduğunu belirtelim buranın A kümesi buranın B kümesi olduğunu da gösterelim. Pekala A kümesinin alt küme sayısı 64 ise demek ki A'nın eleman sayısı kesinlikle 6 çünkü 2 üzeri 6 64'tür. B kümesinin kendisi hariç alt küme sayısı 255 ise kendisi dahil alt küme sayısı 256'dır. Dolayısıyla B kümesinin eleman sayısı da 8'dir. Çünkü 2 üzeri 8 256 yapar. B'nin tümleyeninin eleman sayısı B fark A'nın eleman sayısından fazladır demiş. Hmm, şimdi şuraya A dersem hatta ve hatta şuraya A, buraya B, buraya C ve şuraya D dersek B'nin tümleyeni dediği yer B'nin dışında kalan her yerdir. Yani A ile D'nin toplamı kadar olan eleman sayısı büyüktür. B fark A. B fark A'da da C var. A ile D'nin toplamı C'den büyük olacak diyor. Buna göre evrensel kümesinin eleman sayısı hangisi olabilir diye sorulmuş bize. Şimdi arkadaşlarım dikkatli dinliyorsunuz. Eğer ki şu A, B, C, D dediğimiz yer var ya. Eğer ki A kümesinin içerisinde 6 eleman vardı biliyorsunuz. Bu 6 elemanın 6'sı da buradaysa Tamam 6'sı da buradaysa şurada 0 eleman kalacaktır. O zaman C8 olacaktır. Ve A ile D'nin toplamı C'den büyük olduğundan A6 D yine D e 8'den büyük olacaksa D burada minimum arkadaşlar nedir? 3'tür. 6 8 daha 14 3 daha 17. 17 olabilir. Fakat şıklarda yok. Şıklarda daha küçükler var o zaman biraz küçültelim biz bunu hadi 5'i denesek de olmayacak 4'ü denesek de olmayacak mesela 2'yi deneyelim Eğer burada 2 eleman varsa bakın bunlar sağlamadı burada 2 eleman varsa Buraya 4 eleman kalır B kümesinin 8 elemanı vardı buraya da 4 eleman kalır Şimdi 2 ile neyi toplarsam 4'ten büyük olur 3'ü 2 3 ve 4 ee, A birleşimi ve evrensel kümenin eleman sayısı demiş ya toplayalım hadi 2 burada 4 burada 4 burada 10 3 daha 13 yaptı. E, bu da olmadı. Demek ki arkadaşlar biz burayı 2 değil, artık 1 seçelim. Tamam? Şöyle yapalım. Aa karıştı sanki iyice. Neyse şöyle gösterelim hemen. Üzgünüm gençler, hemen çiziyorum. Hemen şöyle yaptık, şöyle yaptık. Şimdi şurası a, şurası b, şurası da evrensel kümeydi. Bakın burada bir eleman varsa a kümesinin 6 elemanı olacaktı. Buraya 5 eleman kalır. B kümesinin 8 elemanı olacaktı buraya 3 eleman kalır. Şimdi şuradaki D ile şuradaki 1'in toplamı 3'ü geçmesi için D'yi de 3 seçerim. 1 artı 3 4 yapar. Ve böylelikle arkadaşlar toplarsanız 1, 5 daha 6, 3 daha 9, 3 daha 12 yapar. Evrensel kümenin eleman sayısı 12 olur. Hangisi olabilir diye sorulmuştu. Olan, olanı bulduk. Cevabımız 12 olacaktı. Yani doğru cevap E seçeneğinde verilmiştir. Aşağıda birbirinden farklı iki kare ile birbiriyle aynı iki dikdörtgen verilmiştir. Bakın B'ye B birimlik kare, A'ya A birimlik kare, A'ya B birimlik iki tane dikdörtgen. Bu şekiller birleştirilerek bir kare elde edilmektedir. Yukarıda verilen büyük karenin bir kenarı küçük karenin bir kenarından 8 birim daha fazladır. O zaman arkadaşlar ben şu B yerine A artı 8 buradaki B gördüğüm yeri de A artı 8 yazabilirim. Büyük karenin bir kenarı küçük karenin bir kenarından 8 birim fazlaydı çünkü. Karelerin alanları toplamı da 194 birim kareymiş. Yani şu karenin alanıyla bu karenin alanının toplamı 194'müş. O halde gelin büyük karenin alanı a artı 8'in karesiymiş. Küçük karenin alanı da a kareydi. Bunların toplamı da 194'müş arkadaşlar. a artı 8'in karesini açarsanız a kare artı 16 a artı 64 artı bir tane daha a karemiz var. Eşittir 194 dedik. Buradan 2 a kare artı 16 a 64. 194'ü bu tarafa çağırırsak eksi ne yapar arkadaşlar? 130 mu yapar? Aynen öyle. Eşittir. Bu da ne gelir? 0 gelir. Pekala ben burayı 2A'ya A diye açayım. Daha sonrasında burayı da nasıl açalım? Ona bakalım şimdi. Burayı gençler nasıl açsak daha uygun olur. 130'u. 130 bir kere 65 kere 2'dir. Veyahut 5 kere 26'dır da diyebiliriz. Değil mi? Sanki bu 5 kere 26'dan bir şeyler gelecek gibi. Şurayı eksi 5 yapsak. Şurayı da 26 yapsak. Eksi 5 kere 26 eksi 130 yapıyor. Eksi 10a artı 26a 16a geldi. Mükemmel. O halde bakın a buradan ya 5 olur. Ya da a eksi 26 bölü 2 olur fakat. A uzunluk olduğu için negatif olamaz. Şunları temizleyelim kafa karıştırmasın olur mu? Şöyle yapalım. Bakın şu olamaz dedik. Neden? Çünkü negatif. A kesinlikle 5'miş. Çok güzel. Buna göre birleştirilerek elde edilen karenin çevresi. Şimdi bakın ben bunları birleştirirsem hangi kareyi elde ederim onu bulmak çok önemli. Şunun alanı neydi? B kare. Bunun alanı A kare. Buranın alanı AB. Buranın alanı AB. Bunları birleştirirseniz eğer alanları A kare artı 2AB artı B kare elde edersiniz. Bu da zaten A artı B karesinin alanıdır. Hmm, A artı B'nin karesi yani. Peki Bizim birleştirerek elde edeceğimiz kare A artı B. Bir kenara A artı B birimlik bir kareymiş. Dolayısıyla A'yı 5 buldunuz ya. A 5 ise B bunun 8 fazlasıydı. Demek ki bu da 13'müş. O halde bizden istenen şey A, A artı B'lik karenin çevresi. Şimdi A artı B'lik kare 13 artı 5'ten bir kenar 18'dir. O halde bunun çevresi 4 çarpı 18'dir. Yani 72'nin ta kendisidir. Cevabımız da C seçeneğidir. A ve B gerçel sayılar olmak üzere gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı F ve G fonksiyonları için F A ile G A çarpımı yine F A'yı veriyormuş. Ayrıca şuna da bakacak olursanız fB'den B'den G B çıkarınca fB kalıyormuş. Şimdi G A ve gB hakkında çok fazla bilgi sahibi olabiliriz aslında bakarsanız. Çünkü ben fa ile bir şeyi çarpınca gene fa geliyorsa ga 1'dir kesinlikle. fb'den bir şeyi çıkarıp fb buluyorsam sonucu gb de kesinlikle 0'dır. Yazalım bunları. ga eşittir 1 ve gb eşittir 0 dedik. Pekala. G fonksiyonunu da bize mis gibi vermiş bak. Aha burada demiş. İstediğin gibi kullan demiş. Yazalım onu da. Gx neymiş arkadaşlarım? Ax eksi 3'müş. Pekala. O zaman ben burada. Ga'yı bir bulalım bulayım bakalım. X gördüğüm yere A yazarsam A çarpı A'dan A kare eksi 3 eşittir 1 gelir. Buradan A kare eşittir 4'tür deriz. Şimdi A için iki tane ihtimal var. A ya 2'dir ya da eksi 2'dir. Çok güzel. Şimdi ise şunu yapacağız. GB eşit 0'mış ya. Ben şuradaki GX fonksiyonunda X gördüğüm yere bu sefer B yazacağım. GB eşittir A çarpı B eksi 3 eşittir. Bu da kaçmış? 0. Şimdi A sayısı eğer 2 olursa A eşittir 2 için 2B eşittir 3 ve B eşittir 3 bölü 2 gelir. A eşittir eksi 2 için eksi 2B eşittir 3 ve B eşittir eksi 3 bölü 2 gelir. Bizden istenen neymiş arkadaşlar? B'nin pozitif değeri. B'nin iki tane değeri vardı. Bir tanesi eksi 3 bölü 2 öteki 3 bölü 2. Pozitif olan hangisi? 3 bölü 2. O halde cevabımız da B seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz günün rahatlığıyla. Yukarıdan mod, medyan ve aritmetik ortalamaların tanımları verilmiş. 4, 4, 6, 10 veri grubuna aşağıdakilerden hangisi dahil edilirse mod, medyan ve aritmetik ortalamadan ikisi değişmezken sadece biri değişir demiş bize. Şimdi yazalım 4, 4, 6 ve 10. 4 tane verimiz var. Bunların arkadaşlar medyanlarını yazalım önce. Medyanları bakın çift sayıda terim olduğu için ortada kalan 2 tane terim var. O 2 terimin toplamının yarısı yani aritmetik ortalaması bize medyanı verir. 4 ile 6'yı topladık ne yaptı? 10, 2'ye böldünüz 5 yaptı. Yani medyan 5. Şimdi gelin modunu bulalım. 2 tane 4 tekrar ettiği için modu 4'tür ve aritmetik ortalamasını bulalım. 4 6 daha 10, 10 daha 20, 4 daha 24. 24'ü terim adedi olan 4'e böldünüz. 6 geldi. Aritmetik ortalamamız da kaçmış arkadaşlar? 6'ymış. Çok güzel. Şimdi buradaki terimlerden hangisini eklersek bakın şıklardaki terimlere bakacak olursanız hangisini eklersek ekleyelim bir kere mod değişmeyecek. Çünkü tek tekrar eden sayı 4 olacaktır. Modumuz değişmedi. Ha bu arada 6 var. 6'yı eklersek mod değişir. O yüzden ee, onu ayıralım. Diğer 4 çıktı denediğimizde mod değişmiyor. Şimdi medyana bakıyoruz arkadaşlar. Medyan da değişmesini istiyorsak eğer 5'i eklememiz lazım. 5'i buraya eklersek bakın mod hala 4. 5 tam ortada kaldığı için medyan da 5 değişmedi değişmedi aritmetik ortalama aritmetik ortalama değişirse cevap 5 olacak. Aritmetik ortalamamız ise bunları toplarsak bu sefer 29 gelir. E, 5 tane terim oldu. 29 bölü 5 6'ya eşit değildir. Dolayısıyla bu değişti. Bu ikisi değişmedi. İstenilen gerçekleşti. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktı. Gerçel sayılar kümesinde yukarı yönlü üçgen ve aşağı yönlü üçgen diyelim ya da yukarı ok aşağı ok diyelim işlemleri bu şekilde tanımlanmış. Eğer arkadaşlar içeride bir a sayısı yazıyorsa bu 2a-1 içeride sevgili arkadaşlar bir a sayısı yazıyorsa bu da 2a artı 1 oluyormuş. Pekala biçiminde tanımlanmaktadır. Buna göre bu eşitliği sağlayan a değeri hangisidir diye sorulmuş. Bakın aşağı yönlü okun içerisinde a yazıyor. Dolayısıyla aşağı yönlü ok neydi? 2A artı 1'di. Şimdi bakın ben onu çözersem bu sefer yukarı yönlü üçgenin içerisinde 2A artı 1 yazmış olur. Eşittir 3 çarpı bir tane aşağı yönlü büyük ok, e, okumuz var. Bu okun içerisinde de ne var? Yukarı yönlü bir tane ok var. İçinde de A yazıyor. Bu da neymiş? 2A-1. Buraya da 2A-1'imizi eksi yazdık. Şimdi yukarı yönlü ok ne yapıyordu? İçerideki sayının 2 katını alıp 1 çıkarıyordu. O zaman ben içerideki sayının 2 katını alacağım. 2 çarpı 2a artı 1 ve 1 çıkaracağım. Bu neye eşitmiş? 3 çarpı açtım parantezi. Aşağı yönlü ok ne yapıyordu? 2 ile çarpıp 1 ekliyordu. Şunu 2 ile çarpıp 1 ekleyeceğiz. Yani 4a eksi 2 artı 1. 4a eksi 1 yapacak. Yanlış işlem yapmayalım. 2 ile çarptım. 4a eksi 2. 1 eklediniz. Eksi 1 geldi. Güzel. Şimdi şu 2'yi ve 3'ü içeri dağıtalım. 4A artı 2 eksi 1'den artı 1 geldi. Eşittir. 12A eksi 3 oldu. Çok güzel. 4A'yı bu tarafa aldım. 8A. Eksi 3'ü bu tarafa aldım. 4 yaptı. O zaman A kaçtır arkadaşlar? Tabii ki 4 bölü 8'dir. Bunu da sadeleştirirseniz 1 bölü 2 gelir. Bizden A istenmişti. A sayısı 1 bölü 2'dir deriz. Cevabımız A seçeneği olur. A ve B birer tam sayı olmak üzere 3a artı 2b ve 4a eksi 6b sayılarının aritmetik ve geometrik ortalamaları birbirine eşittir. Aritmetik ve geometrik ortalamaları birbirine eşit olan sayılar birbirlerinin aynı olan sayılardır. O halde 3a artı 2b'yi ben neye eşitleyeceğim? 4a eksi 6b'ye eşitleyeceğim. Buradan 8b eşittir. a gelecek. Çok güzel. A'nın 8B'ye eşit olduğunu bulduktan sonra A-B farkı hangisi olabilir demiş. Bakın A-B sorulmuş bize. Ben A gördüğüm yere 8B yazmak istesem kimse karışmaz. 8B'den B'yi çıkarırsanız da 7B kalır. Yani A ile B birer tam sayı olduğu için artık 7B'de 7'nin tam katı olan bir tam sayıdır. Bize 7B sorulmuş A-B. 7B'ydi çünkü. 7'nin katını arıyoruz. 72 7'nin katı değildir. 32 değildir. 36 ve 40 değildir ama 35 7'nin 5 katıdır. Dolayısıyla cevabımız da C seçeneğidir. Aşağıda 90 dakika süren bir futbol karşılaşmasının 50. ve 55. dakikalarına ait skor tabelası gösterilmiştir. Bu tabelada takım isimleri ve o zamana ait skor durumu verilmiştir. Bakın takım ismi A takımı B takımı Şurası alt taraf skor durumu. Takım isimlerinin yanında o takımın kaçıncı dakikada gol attıkları da verilmiştir. Mesela 8. dakikada A takımı gol atmış. B takımı 12. ve 20. dakikalarda gol atmış. Gol kaçıncı dakikanın içinde olursa bir sonraki dakika gol zamanı olarak tabelaya yazılır. Örneğin 8. dakikada atılan gol 7. dakikadan sonra 8. dakikanın bitimine doğru yani 07.00 ile 07.59 zaman diliminde atılmıştır. Buna göre A takımının atmış olduğu ikinci gol yani şuradaki X arkadaşlar golün dakikası olan X'in alabileceği değerlerin toplamı nedir diye sormuş. Bakın 50. dakikada durum 2-1. 55. dakikada anlık olarak bakıyoruz. Durum 2-2. Şimdi A takımı golü nerede atmış olabilir? 50'den sonra attığı kesin. 50'den sonra attığı kesin. 55'ten de önce attığı kesin. Şimdi arkadaşlar 50'den sonra attıysa. Mesela 50 küsürde attıysa. 50 küsür attıysa x gördüğümüz yere 51 yazmak zorundayız. 51 küsür de attıysa x gördüğümüz yere 52 yazmak zorundayız. 52 küsür de attıysa x görülen yere 53 yazarız. 53 küsür de attıysa x gördüğümüz yere 54 ve 54 küsür de attıysa x gördüğümüz yere 55 yazmak zorundayız. 55 küsür de atamaz çünkü zaten şu an tam 55. dakikada 2-2 olduğunu görüyoruz maçın. Pekala x değerlerinin alabileceği değerler bunlarmış. Bunları da tek tek toplamak yerine ortadaki terimi terim adediyle çarparsanız cevabı bulursunuz. Yani 53 çarpı 5 bize cevabı verir. Bu da 165'tir. Demek ki x'in alabileceği değerler toplamı 160 bakalım 265 arkadaşlar 165 olmaz tabii ki 265 olur cevabımız da D seçeneğidir diyebiliriz. Aşağıda A, B ve C marka araçlarına ait asfalt ve toprak yolda sıfırdan 100 kilometreye kaç saniyede çıktıklarını gösteren tablo verilmiştir. Bütün araçların asfalt yoldaki sıfırdan 100 kilometreye çıkış süreleri toprak yola göre %20 daha kısadır. Şimdi mesela toprak yolda A aracı 4 saniyede çıkıyormuş ya %20 daha kısaysa %80'idir. Dolayısıyla bunu 8 bölü 10 çarparsanız arkadaşlar 32 bölü 10'dan 3,2 saniyeymiş bakın burası. Daha sonrasında burası 2,8 saniye ise bunu 8 bölü 10 bakın alttakini 8 bölü 10 çarpıp üsttekini buluyorsak üsttekini 10 bölü 8 ile çarparız alttakini buluruz. Bu da 28 bölü 8'i verir bize. 28 bölü 8 de şöyle gösterecek olursak 4'e böldüğünüz 7, 4'e böldüğünüz 2, 7 bölü 2'ymiş. Yani aslında burası 3,5'muş. Pekala. Şimdi demiş ki bize bu 3 araçtan toprak yolda sıfırdan 100 kilometreye çıkış süresi toprak yolda yani şurada sıfırdan 100'e çıkış süresi en kısa olan ile en uzun olan arasında 1,5 saniye vardır. Hmm. Şimdi o zaman şöyle düşüneceğiz arkadaşlar. Burada şu an en küçüğün şu olduğunu varsayabiliriz 3,5 saniye ile. En büyük olan da bundan 1,5 saniye daha yüksek olacak. Yani burası 5 saniye olabilir. Buna göre C asfaltının asfalt yoldaki sıfırdan 100 kilometreye çıkış süresinin alabileceği değerler yani şunun alabileceği değerler toplamı soruluyor. Şimdi öncelikle burası 5 saniye ise o zaman ben bu 5'i 8 bölü 10 ile çarparak yani 40 bölü 10 yani 4 saniye bulurum. Burası 4 olabilirmiş veyahut veya başka ne olabilir? Şöyle olabilir şu 5 saniyeyi buradan silerim ve dedim ki şimdi en kısa buydu ya Varsayalım ki en büyük olanı 4 saniye olsun. 4 saniyeden 1.5 çıkarıp burayı 2.5 bulalım. Böylelikle 2.5'u bu sefer 8 bölü 10'la çarparak üst tarafı bulurum. 2.5 ile 8'i çarparsanız 20 yapar. 20'yi 10'a bölerseniz 2 saniye gelir. Yani burası 2 saniyede olabilirmiş. Bakın ya 4 oluyor ya 2 oluyor. İşte bu alınabilecek değerler bunlar. Toplamları da 6'yı verir bize. Doğru cevabımız da C seçeneği olur. Aşağıda bir ipe sıralanmış ve yeterli sayıda olan kırmızı ve mavi balonlar verilmiştir. Görseldeki kadar balon yok, daha burada bakın 3 nokta konulmuş. Yani yeteri kadar balonumuz var. Çok sayıda balon var. Kırmızı balonlar kendi arasında eşit büyüklükte, mavi balonlar kendi arasında eşit büyüklükte olup kırmızı balonlar mavi balonlardan daha büyük görselde de görüldüğü gibi Şerif ve Ali ellerinde bulunan tüfeklerle balon patlatma yarışı yapacaklardır. Bir kırmızı balona vuran 2 puan. Mavi balonu vuran da 3 puan alıyor. Şerif atışlar sonucunda 87 puan almış arkadaşlar. 87 puan toplamış Şerif. Kaç tane balon vurduğunu bilmiyoruz ama 87 puan aldığını biliyoruz. Buna göre Ali'nin 33 balon patlatıp Şerif'ten daha fazla puan alması için en az kaç tane mavi balon patlatması gerekir diye sorulmuş. Şimdi 33 tane atış yapacak ama 87'den fazla puan alacak ve en az sayıda mavi balon vurmasını istiyoruz arkadaşlar. Pekala. Şimdi o halde mavi balonlardan 3 puan alınıyordu ya. Mavi balonlardan M tane vursun. 3'er puan alsın. Kırmızı balonlardan sevgili arkadaşlar K tane vursun. 2'şer puan alsın. Ve bunun toplamı 87'den büyük olsun. Madem öyle 87'den büyük olacak. Burada da 2'nin katı olan bir sayı gördük ya. O zaman ben bu 3M artı 2K'yı en az sayıda dediği için de gideyim 88'e eşitleyim arkadaşlar. Pekala çok güzel 88'e eşitledik. Şimdi ne olacak? Şimdi şu olacak. Bu mavi sayısının en az olmasını istiyoruz unutmayın. Burada ben K'yı 44 seçip M'yi 0 seçip toplamlarını 88 yapabilirim tabii ki. Fakat M ile K'nın da M artı K'nın da toplamının ne olması gerekiyordu? Tabii ki arkadaşlar 33 olması gerekiyordu. Tamam çok güzel. Şimdi bakın 3 ve 2 aralarında hasar olduğu için ben burayı her 3 azalttığımda mesela 41 burası 2 artacaktır. Burayı her 3 azalttığımda mesela 38 burası 2 artacaktır 4. Toplamları 33 gelecek şekilde ayarlayana kadar devam etmem gerekiyor benim bunlar, Tamam mı? Dolayısıyla sevgili arkadaşlar burayı mesela artık 3'er 3'er değil de burayı 9 azaltsam 29 gelir. Burayı 9 azalttığım için 3 katı. 3'ün 3 katı azalttığım için. Burayı da 2'nin 3 katı kadar arttırayım. Yani 10 olur. Böylelikle arkadaşlar 10'a 29 geldi. Bakın toplamı hala 39 yapıyor. 33 yapmıyor. O halde burayı bir 9 daha azaltayım. 20. Burayı bir 6 daha arttırayım. 16. 16'ya 20. 36 yaptı. İyice yaklaştık. Ben burayı sevgili arkadaşlarım 6 azaltayım. 14. Burayı 4 arttırayım. 20. 20 14. 34 yaptı. Burayı bir 3 azaltalım 11. Burayı 2 artıralım 22. Toplamı 33 yaptı. Çok şükür. Bakın. Mavi balon sayısı 22. Kırmızı balon sayısı 11 olursa bunlar toplamda sevgili arkadaşlar 3 kere 22 66 artı 2 kere 11 22'den 88 puan alır. Hem şerifi geçer 88 87'den büyüktür. Hem de atış sayısı 33 oldu. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar mavi balon sayısı minimum 22 defa vurulmuştur diyebiliriz. Cevabımız da C seçeneği olur. 3 kardeş olan Ali, Mustafa ve Mert'in bitirdikleri, biriktirdikleri özür dilerim harçlıkları toplamı 440 liradır. Ali harçlığının 1 bölü 2'sini Mustafa'ya, Mustafa belli bir kısmını Mert'e, Mert de belli bir kısmını 1 bölü, 1 bölü 5'ini Ali'ye veriyor. Dolayısıyla şöyle yazalım. Ali, Mustafa, ve Mert yazalım arkadaşlar. Daha sonra bunlar birbirlerine harçlıklarının belli bir kısımlarını verecekler. Mesela Ali 1 bölü 2'sini veriyor. Ee, Mustafa 1 bölü 4'ünü veriyor. Mert de 1 bölü 5'ini veriyor. Ama üçünün de elinde en sonunda başlangıçtaki kadar harçlıkları oluşuyor. Şimdi Ali'nin cebinden çıkan kendi harçlığının 1 bölü 2'si ama ona gelen Mert'in harçlığının 1 bölü 5'i. Demek ki Ali'nin harçlığının 1 bölü 2'si Mert'in harçlığının 1 bölü 5'ine eşit. 2'ye 5, 2'ye 5 oranı var. O zaman ben Mert'in harçlığına 5x derim. Ali'nin harçlığına 2x derim. Ali'nin parasının yarısı Mustafa'nın harçlığının 1 bölü 4'üne eşitse o zaman bunun da harçlığına 4x derim. Bak bu 1 bölü 4'ünü verdi. X kadarını verdi. Bu 1 bölü 2'sini verdi. X kadarını verdi. Bu da 1 bölü 5'ini kadarını verdi. X kadarını verdi. Böylelikle herkesin elinde artık yine eşit miktarda para olacaktır x verdi x aldı x verdi x aldı x verdi x aldı şimdi bunların toplam parası 440 lira değil miydi 2x 5x daha 7x 4x daha 11x yapar 11x eşittir 440 x eşittir 40 deriz arkadaşlar Mert'in başlangıçtaki harçlığı yani 5x 5 kere 40'tan 200'dür Mert'in harçlığı Ali'nin başlangıçtaki harçlığı 2x'ti o da 2 kere 40'tan 80 yapar bu da Ali kaç fazladır diye sorulmuş çıkarırsanız 120 bulursunuz. Doğru cevabımız da D seçeneği olur. Yaşları ortalaması 18 olan 3 kişiden en büyüğü 3 yıl önce. Şimdi bir saniye durun. Yaşları ortalaması 18 ve bunlar 3 kişi ise o halde bu 3 kişinin arkadaşlarım yaşları toplamı kesinlikle 54'tür. Çünkü 3 kere 18'den yaşları toplamı 54. Bu bir. İkincisi en büyüğü şu en büyük olsun. Tamam şu ortanca şu da küçük olsun. Pekala en büyüğü 3 yıl önce doğarsa eğer şu anki yaşına B diyelim. Ortancaya O diyelim. Ya da bunlar sıfırla falan karışabilir. Buna X, buna Y, buna Z yaşında diyelim. 3 yıl önce doğmuş olsaydı X artı 3 yaşında olurdu. Ortanca olan 2 yıl sonra doğarsa eğer Y eksi 2 yaşında olurdu. En küçüğü de 5 yıl sonra doğmuş olsaydı Z eksi 5 yaşında olurdu. Çünkü 5 yaş daha küçük olacaktı. Ve arkadaşlar bunlar ne oluyormuş? 2 ile 3 ile ve 5 ile orantılı oluyormuş. Hmm. O zaman Z eksi 5'e ben 2'nin katı diyebilirim. Y eksi 2'ye 3'ün katı diyebilirim. X artı 3'e de 5'in katı diyebilirim. O halde buradaki Z sayımız 2K artı 5 olur. Y sayımız 3K artı 2 olur. Ve x sayımız da 5K eksi 3 olur. Ve ben x, y, z'nin toplamının da 54 olması gerektiğini gayet iyi biliyorum. O halde bunları toplayalım. 2K artı 5, 3K artı 2 ve 5K eksi 3'ün toplamı 10K artı 4'ü verir. Ve bu da kaçmış? 54'müş. O halde 10K kaçtır arkadaşlar? 50'dir. Ve K kaçtır? Tabii ki 5'tir. En küçük çocuk doğduğunda büyük çocuk kaç yaşındadır diye sorulmuş. Şimdi öncelikle en küçük çocuk Z, büyük çocuk X. En küçük çocuk doğduğunda büyük çocuk kaç yaşında olur? Tabii ki büyük çocuk eksi küçük çocuk kadar yani büyük çocukla küçük çocuğun yaş farkı kadar bir yıl farkı olur. Dolayısıyla bizden diyor ki x'ten z'yi çıkar kaç kalır? Pekala ben k'yı 5 bulmuştum değil mi? x hakkında neler biliyoruz? Bakın 5k. 5k neydi arkadaşlar? k 5'ti 25 yapar. 3'ü karşıya atarsanız x 22 gelir. Şimdi z'yi bulalım. Bakın 2 k idi 2 kere 5 10 yapar. Eksi 5'i karşıya atarsanız z de 15 olur. 22'den 15'i çıkarırsanız da cevap karşınıza gelir. Doğru cevap c seçeneği olacaktı. Dünya Sağlık Örgütü'nün Mart 2015'te yayınladığı rapora göre tüm gıdalardan alınan rafine şeker olabildiğince azaltılmaktadır. Günlük enerji ihtiyacı için kullanılması gereken şeker miktarı en fazla erkeklerde 9 çay kaşığına, kadınlarda 6 çay kaşığına. Erkeklerde 9 çay kaşığı, 9 kaşık diyelim direkt. 9 kaşık. Kadınlarda ise bu miktar 6 kaşıkmış. Pekala. Aşağıda bazı meyvelerin 100 gramı için içerdiği şeker miktarları verilmiştir. Mesela muzda 3 kaşık şeker var. Üzümde 4, kızılcıkta 1 kaşık şeker var. Ahmet gül içerisinde sadece 200 gram üzüm. Bakın 100 gramında 4 kaşık varsa 200 gramında 8 kaşık vardır. Ve Ahmet 8 kaşık şeker yemiş. E erkekler 9 kaşık yiyordu. Demek ki Ahmet bir kaşık daha yemesi lazım. Betül de sevgili arkadaşlar gün içerisinde 300 gram kızılcık tüketmekte. Şimdi Kızılcıkta bir çay kaşığı vardı 100 gramında. E 300 gramında 3 kaşık vardır o zaman. Yani Betül'ün de o halde 3 kaşık daha yemesi lazım. Çünkü kadınlarınki 6 kaşıktı. Pekala buna göre Ahmet ve Betül günlük enerji ihtiyaçlarını karşılamaları için aşağıda verilenlerden hangilerin tüketmektedir, tüketmelidirler diye sorulmuş. Bakın Ahmet'in yemesi gereken bir kaşık daha vardı. Betül'ün de 3 kaşık daha vardı arkadaşlar. Şimdi bir kaşığa bakacak olursanız bir kaşık burada bir kızılcık da var. O zaman Ahmet'e 100 gram kızılcık yazıyorum. Reçete ediyorum. Tamam mı? Betül'e bakıyorsunuz 3 kaşık ona da o zaman muz tavsiye ediyoruz. 100 gram muz. Böyle yerlerse olur. Bu var mı şıklarda? 100 gram kızılcık. 100 gram kızılcık. Üzüm demiş. 100 gram muz. Aynen. Cevap D seçeneği olacaktır. Aşağıdaki tabloda bir marketin çikolata ve bisküvileri adet alış fiyatları ve adet kar miktarları verilmiştir. Şimdi alışın üzerine kar eklerseniz satış fiyatını bulursunuz değil mi? O zaman ben şuraya şöyle bir tane daha sütun ekleyeyim. Satış TL diye. Şöyle çizelim. Bakın A artı 5'in üzerine 2 A eksi 5'e eklerseniz 3 A yapar bunu satışı. A artı 3'ün üzerine A eksi 5 eklerseniz 2 A eksi 2 yapar bunu satışı. Çok güzel. Peki. Tugay bu marketten gitmiş 2 tane çikolata 3 tane bisküvi almış. Ne kadar öder? 2 çikolata için 6A kadar öder. 2 kere 3A'dan. 3 bisküvi içinde şunu 3 ile çarparsınız. 6A eksi 6 öder. Ve toplam 90 TL ödeme yapmış. Bakın 12A eşittir 96 dersiniz. A'yı bulduk 8. Çok güzel. Böyle tertemiz soru. Seviyorum. A8. Buna göre bu market bir tane çikolata ve bir tane bisküviden toplam ne kadar kar yapmaktadır? Bakın arkadaşlar, bir tanesinden bu kadar karı var, çikolata, bisküvinin bir tanesinden bu kadar karı var. O zaman bunları toplarsanız aslında bize 3a 10 sorulmuş ve a'yı da 8 bulduk. 3 çarpı 8 eksi 10 sorulmuş. Yani 24 10 soruluyor. O halde cevabımız 14 olacaktır. Doğru cevap C seçeneğinde verilmiştir. Aşağıda eşit iki dairesel ve bir düz yoldan oluşan pist verilmiştir. A noktasından ok yönünde bir bisikletli ve bir araç hareket etmiştir. Bakın A noktasından bu tarafa doğru gidiyor bisikletli ve bir tane de araç hareket etmiş şu tarafa doğru, sağ tarafa doğru. A noktasındaki araba B noktasına doğru, oradan da dairesel pistin etrafında dönüp tekrar A noktasına saatte 120 km hızla hareket ediyor. A noktasında bisikletli dairesel pistte ok yönünde 24 km hızla hareket etmektedir bisikletti ve araba birlikte harekete başlayıp aynı anda tekrar A noktasına geldiğine göre X kaçtır diye sorulmuş. Şimdi bisikletti bir tam tur atıyor aslına bakarsanız tekrar A noktasına geliyor. Ve bunun saatteki hızı 24 km bölü saat arkadaşlar. O halde ben 600'ü yolu hıza bölersem 24'e bölersem kaç saat sürdüğünü bulabilirim bu yolun. Kaç dakika sürdüğünü bulabilirim. Aslında 600 metreydi şimdi kilometre bazında düşüneceksek o zaman direkt 624'e bölmeyeceğiz. Şöyle diyeceğiz. 600 metrelik bir yol var. E, bisikletli 24 kilometre hıza ulaşmış. 24 kilometre aslına bakarsanız 24000 metredir. Ve saati de tabii ki saniyeye çevirelim. Ya da dakikaya çevirelim fark etmez. 60 dakikadır arkadaşlar. 24.000 metre bölü 60 dakika derseniz sıfırlar gitti. 2406'ya bölerseniz 400 metre bölü dakika yapar. Yani 1 dakikada 400 metre hareket ediyor. O zaman 600 metreyi ne kadar sürede alır? 600'ü 400'e bölerseniz 3 bölü 2 gelir. 3 bölü 2 de bize 1,5 dakika verir. Demek ki bu bisiklet de 1,5 dakikada işini bitiriyor. A'ya geliyor. Ve araç da 1,5 dakikada hareket ederek 1,5 dakikada ne yapıyormuş? Önce buraya gidiyor. Sonra burayı dolanıyor. Sonra tekrar A'ya geliyor. Toplam aldığı yol 2x artı 600'dür. Ve ben bunu aracın hızına böleceğim. Ama aracın hızını da tabii ki metre bölü dakikaya çevirerek yapacağım bu işi. Şimdi 120 kilometre 120 bin metredir. Bunu arkadaşlar saate, saate dakikaya çevireceğiz. 60 dakika. Şimdi şurası da metre. Metre bölü dakikaya çeviriyoruz bakın. 0 gitti, 0 gitti. E, burada 12.000'i 6'ya bölerseniz 2.000 yapar. Demek ki 2.000 metre bölü dakikayla hareket ediyor. Pekala. Hızı bu. O halde ben bunu 2.000'e böleceğim. Ve ne bulacağım karşılığında? 1.5. Yani 3 bölü 2 bulacağım. Çok güzel. Bakın bu buranın 1000 katı mı? Evet. O zaman 1000 katı da bunun burasıdır. 3'ün 1000 katı 3000'dir. 2x e artı 600 eşittir. 3000 olur. Buradan 2x eşittir. 2400 yapar. X eşittir 1200 gelir. Bize ne sorulmuştu? X. O halde cevap C seçeneğinde verilmiştir. Ceren, Hayati, Meral ve Ozan. Ceren, Hayati, Meral ve Ozan. Pekala. Bir kamp alanında çadır kurmak için görevlendirilmiştir. Her çadır için bu kişilerden 3 tanesi çalışmaktadır. Kamp alanındaki çadır kurma görevi bittiğinde Hayati 14 çadırla en çok görev alan işçi olmuştur. Bakın bu maksimum iş yapan işçi bu. Tamam mı? Ozan 11 çadırla en az görev alan işçi olmuştur. Ozan 11 çadır kurmuş ve bu da minimummuş. Pekala. Buna göre kamp alanına toplam kaç çadır kurulmuştur diye soruluyor. Şimdi öncelikle arkadaşlar en azı bu kurmuş, en çoğu bu kurmuş. 11 ile 14'ün arasında sadece 12 ve 13 var. 11 ile 14'ün arasında sadece ama sadece 12 ve 13 var. Pekala. Ee, her çadır için bu kişilerden 3 tanesi çalışmaktadır deniliyor bakın. Her çadır için 3 tanesi çalışıyor. Ha, çok güzel. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Her çadır için 3 tanesi çalışıyorsa yani 3 kişi çalışıyorsa demek ki arkadaşlar çadır sayısı her çadırı 3 kişi kuruyorsa ben bunu çarptığım zaman toplam çalışan işçi sayısı 3'ün katı olmak zorunda. Çok güzel. Toplam kurulan çadır sayısı da öyle. Şimdi bak 11 tane çadır kurmuş Ozan. 14 tane hayati kurmuş. 11-14 daha 25 yapar. Diğer iki kişinin kurduğu çadırları topladığım zaman 3'ün katını vermek zorunda. Diğer kişilerin kurduğu çadırlar da ya 12 olacak ya da 13 olacak. 12-13. 12-12 de olabilir. 13-13 de olabilir ya da 12 13 olur. Şimdi ben 25'in üzerine 12 ve 12, 12 ve 13, 13 ve 13 ekleyebilirim. Ama toplamının 3'ün katı olmasını istiyorum. Şimdi 12 12 eklerseniz 24, 24 25 daha 49 yapar. 3'ün katı değildir. Gitti. 12 13 daha 50 yapar. Pardon, 25 yapar. 25 25 50 yapar. 50 de 3'ün katı değildir. 13 13 daha 26, 25 eklerseniz 51 yapar. 51 3'ün katıdır. Kamp alanına toplam kaç çadır kurulmuştur? 13 burada, 13 burada, 26. 14 burada, 40. 11 de burada, 51 demiştik. Şimdi 51 kişi çalışmış. Her bir çadırı 3'er kişi kurduğu için 17 tane çadır kurulmuştur. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacaktır. Bir balıkçıdaki balıklardan mezgit. Çipura ve levreklerin ağırlıklarının kilogram cinsinden dağılımı aşağıdaki dairesel grafikte verilmiş. Bakın 100, 120 o zaman buraya 140 kalır. Bunları daha e, hafif sayılarla orantılarsak mesela 100'ü 20'ye bölün 5K diyelim mezgite. 120'yi 20'ye bölün çipuraya 6K diyelim. 140'ı 20'ye bölün levreğe de 7K diyelim. Bakın 5, 6, 7 daha minnoş sayılar en azından. Mezgit, çipura ve levrek balıklarının satış fiyatları sırasıyla 80, 100 ve 120 liradır. Bakın bunu 80 liraya satıyormuşuz. Bunu 100 liraya satıyormuşuz. Bunu da 120 liraya satıyormuşuz. Balıkların tamamını sattığında elde edeceği miktar 1000 TL olarak aşağıdaki sütun grafiğinde gösterilmiştir. Sizin kitaplarınızda aşağıda bende yanda arkadaşlar. Buna göre x eksiye farkı kaçtır diye soruluyor. Şimdi şöyle ki Mezgitten elde edilecek gelir 5K çarpı 80'den 400K'dır. Bu 600K'dır. Çarparsanız bu da 840K'dır. Pekala. Şimdi arkadaşlar. Bakın şu 840K'ydı. 840K, 840K e, Çipura'dan elde edilecek 600K'ydı. Ve mezgitten elde edilecek de 400K'ydı. Şimdi ben 840K'nın 840 knın 25,2 bin TL yaptığını biliyorum. Değil mi? Bize ne sorulmuş? X eksi yani şundan şunu çıkar demiş. E o zaman 600'den 400'ü çıkaralım. 200K yapsın. Aslında 200K kaçtır diye soruluyor. İçler dışlar çarpımı bizim işimizi fazlasıyla görür. Yani ne demek? 200'de 25,2'yi çarpıp 840'a bölme işimiz var bizim. Şimdi şu sıfırla şu sıfırı götürdüm. Şu sıfırı da Şuradaki virgülü yok etmek için kullanalım. 2'yi de 5'in yanına birazcık yaklaştıralım. 252 gibi durusun orası tamam mı? Pekala şimdi bakın 84 ve 252 var bizim karşımızda. 84'e böldüm 1. 84'e böldüm 3 geldi. 2 çarpı 3'ten de 6 yaptı arkadaşlar. Demek ki x eksi y farkı 6'ymış diyeceğiz. Doğru cevabımız da c seçeneği olacak. Bir çiğ köfte dükkanına ait. Broşürün bir kısmı yırtılmış Şekildeki Şekilde aşağıdaki gibidir Tamam İkinci menüyü oluşturma Menü 2 var ya şurası İkinci menüyü oluşturma durumu Birinci menüyü oluşturma durumuna eşittir Buna göre broşürde kaç farklı garnitür vardır diye soruluyor Şimdi tek lavaş çift lavaş Zaten lavaşlar bir tane lavaş var Farklı bir lavaş yok 2 tane sebze Arkadaşlar sebze kaç tane var burada 5 tane 2 sebze seçeceğiz 5 tane sebzeden ikisini seçtim Çarpı bir tane sos seçeceğiz. 3 tane sosun arasından. 3'ün birlisi çarpı. 4 tane garnitür seçeceğiz. Garnitürler nerede arkadaşlar? Yok. X tane garnitür olsun. Yırtılmış ya orası. O zaman 2, 4 tane garnitür seçeceksem ikisinin dörtlüsü dedim. Bu neye eşitmiş biliyor musunuz? İkinci menünün oluşturulma durumuna. 3 tane sebze seçeceğiz. 5'in üçlüsü. Çarpı 2 tane sos seçeceğim. Sostan 3 tane vardı. 3'ün ikilisi çarpı x tane garnitür vardı. 5 tanesini seçeceğim. Bakın bu buna eşitmiş. 5'in ikilisi 10'dur. 3'ün birlisi 3. Üç. 5'in üçlüsü 10'dur. 3'ün ikilisi 3. E o zaman buradaki şunlar ve şunlar birbirini götürür. Geriye kalan x'in dörtlüsü x'in beşlisine eşitmiş bakın. Yazalım x'in dörtlüsü x'in beşli kombinasyonuna eşitmiş. E bunlar eşitse Altları eşit olabilir mi? altları eşit değil. O halde 4 ile 5'in toplamı x'i vermek zorundadır. Yani nedir arkadaşlar? x 4 artı 5'ten 9'dur. Demek ki 9 tane garnitür varmış. Bunu da tekrardan gösterecek olursak 9'un 4'lüsü tabii ki 9'un 5'lisine eşittir. Kuralı da hatırlatalım. Buradaki ile buradakinin toplamı yukarıdakini veriyorsa ikisinin de demek ki bunlar birbirine eşit olacaktır. Doğru cevap da E seçeneğidir. Ahmet'in cebinde 3 tane 50 lira. Bakın 50, 50, 50 lira. 2 tane 100 lira ve 1 tane 200 lirası vardır. Ahmet cebinden rastgele 4 tane para almıştır. Buna göre paraların toplamının 250 TL olma olasılığı kaçtır? Şimdi nasıl 250 TL'yi oluşturabilir 4 parayla? 100, 50, 50 ve 50. Arkadaşlar başka hiçbir şekilde 250 TL'yi oluşturamaz. O halde bize bir tane 100 lazım. Bu 100'ü 2 tane 100'lüğün arasından oluşturabilir. Çarpı bize 3 tane 50 lazım. 3 tane 50'liği de arkadaşlarım neyin arasından oluşturabilir? 3 tane 50'nin arasından 3'ünü seçerek oluşturabilir. Şurası 2'dir, burası 1'dir. 2 kere 1, 2 yapar. Bölü bu istenilen durumda. Tüm durum ne? 6 tane paranın arasından 4 tanesini seçme durumu. Yani 6'nın 4'lüsü de tüm durumdur. Üst taraf 2. 6'nın 4'lüsü biliyorsunuz 6'nın ikilisine. 6'nın ikilisi de 15'e eşittir. O halde bizim cevabımız tabii ki D seçeneği olacaktır. Evet. BAC kaç derecedir? Şimdi arkadaşlar BAC'ye bakıyorum. Şu kısım değil mi? Ben şöyle bir tanesini 3 harf edersem rahat işlem yapmak adına. Komple 6A oldu değil mi? O halde BAC 6 alfa ise ABC 4 alfadır. Geldim ABC yerine de 4 alfa yazdım. Sonra AB'den BK çıktı mı AC oluyor. Bakın şu K ile şu noktayı birleştireyim. Şuraya X derim. Şuraya Y derim. Şu BK'ya da Y derim. X artı Y'den Y çıktı mı AC X oluyor. Burada da bir ikiz kenar yakaladım. 180'den 4 alfa çıktı. 180 eksi 4 alfayı 2'ye bölersem buralara ne diye dağıtacağım? 90 eksi 2 alfa. Aynı şekilde 90 eksi 2 alfa. O halde şuraya 90 artı 2 alfa demeliyim değil mi? Toplarsam 180 oluyor. Bakın açı ortay. Kenarlar x'e x. O halde buralarda eşit olmalı. Değil mi? Aynı şekilde buralarda eşit olmalı. Sonrasında iki iç açının toplamı yani 7 alfa diğer dış açıya eşit olmuyor muydu? Evet. O halde 7 alfa da burası. O zaman toplayalım. 3, 7, 2 daha 12. 12 alfa artı 90 eşittir 180 ise 12 alfa eşittir 90. Bizden istenen BAC yani 6 alfa. O zaman 2'ye bölersem 6 alfayı da 45 derece bulurum. Evet, üçgen şeklindeki sokakların kesiştiği noktalarda okul, Aslı'nın evi ve Bensu'nun evi bulunmaktadır. Aslı her gün okula giderken 6 kilometre yürüyüp yolun yarısında, bakın buraya dikkat, bulunan parkta dinlenmektedir. Yani park şu yolun yarısıymış değil mi? O zaman eşit diyelim. Şekildeki verilere göre Bensu'nun evinin okula uzaklığı kaç kilometredir? Şimdi arkadaşlar 60, 75 daha 135. Buraya 45 kaldı mı? Kaldı. Hemen 75'i bölecek şekilde bir dik indirirsem şöyle 45 buraya kaldı 30 buraya. O halde bakın Aslı Nevi ile park arası 6 kilometre değil mi? Yarısı olacağından 6 da burası. 90'ın baktığı 12 ise 30'un baktığı 6. 60'ın baktığı 6 kök 3. 45'in baktığı 6 köküse, ise 90'ın baktığı kök 2 katından 6 kök 6. Evet, kenar uzunlukları 3 birim ve 5 birim olan 3 özdeş dikdörtgen yan yana kısa kenarlar çakışacak biçimde şekil 1'deki gibi diziliyor. Sonra ABC'de dikdörtgeni A köşesi sabit kalacak biçimde kısa kenar üzerinde şekil 2'deki gibi yerleştiriliyor. Buna göre şekil 2'de C ile E noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir? Şimdi arkadaşlar buralar 5'er değil mi? O halde diyorum ki bakın 5 10 kısa kenar 3 ise 5'ten çıkarttım şu kısımda 2. Yani 5, 10, 12 burası. Şöyle dikdörtgenimin uzun kenarı zaten 5'ti. O halde 5, 12, 13 özel üçgeni değil mi? Evet. KLM ikiz dik üçgeni içine iki farklı şekilde yerleştirilmiş ABCD karesi yukarıda gösterilmiştir. Şekil 1'de DL 8 birim, KC 1 birim olduğuna göre şekil 2'de C üstün M kaç birimdir? Şimdi bizden istenen şu kısım değil mi? O halde diyorum ki ikiz kenarsa bu. Mesela A dersem şuralara. Ne oldu burası? A kök 2. Şimdi A kök 2 ise bakın 45, 90, 45. 45, 45'in baktığı A kök 2 ise 90'ın baktığı 2A. O halde diyorum ki bir kenarım 3A oldu. O zaman şu kısım ne olur? 3A-8. Zaten DC uzunluğu da A kök 2. Burada Pisagor yaparsam 1'in karesi 1 artı 3A'nın karesi 9A kare eksi 3 kere 8 24 2 katından 48A artı eksi 8'in karesi 64. Eşittir A kök 2'nin karesi yani 2A kare. Buradan A'ları sağa çekersen bakın eksi 48 artı olarak geçti değil mi? 48A. 9 2'den çıkarsa eksi 7. Eksi 7A kare Eşittir 1 artı 64'ten 65. Sağ tarafa a parantezini alırsam ne geldi? 48 eksi 7a. Bu neye eşit? 65'e. Şimdi 65'i mesela 5 çarpı 13 diye düşünebilirim değil mi? Deneyelim. 5 dersem içerisi 13 oluyor mu? 7 kere 5 35. 48'den çıktı. Evet 13 oluyor. Yani sağlıyor. O halde a 5 ise 2a nedir? 10'dur derim. Evet alan ABC'de kaç birim karedir? Şimdi arkadaşlar ABC'de ikiz kenar diyor. Bakın ikizkenar kenar yamuğun özelliği neydi? Üst taban artı alt taban bölü 2 orta tabanı veriyor ya. Bu aynı zamanda yüksekliğe de eşitti. E şimdi şu eşitliklerden ben anlıyorum ki zaten 6 orta taban. O halde yüksekliğim de 6. Alanda h kare o zaman 6'nın karesi 36. Evet. ABCD eşkenar dörtgeni birbirine paralel KL ve TS doğruları boyunca kesildiğinde bir düzgün altıgen elde ediliyor. Buna göre kesilmeden önceki eşkenar dörtgenin alanının kesildikten sonra kalan düzgün altıgenin alanına oranı kaçtır? Şimdi arkadaşlar, altıgenin bir iç açısı 120 değil mi? Şuraya 60 kaldı mı? O zaman 60 da burası. O zaman 60 da buraya kaldı. O zaman ben buraya M dersem M olur. M olur. Hatta rahat işlem yapmak adına ben buralara 2M diyeyim. Bakın 2M ve 2M. Şimdi altıgenin alanını hesaplayalım. 2M şöyle yükseklikleri indireyim. Bakın burası da 2M. Şöyle 120 olacağından değil mi? 90 burası, 30 burası. Şöyle 60 buraya kaldı. Şura zaten dik. 90'ın baktığı 2M ise 30'un baktığı M. Aynı şekilde M. Hani şurayı 2M diye değiştirdik ya. M deseydik M bölü 2 olacaktı. Kesirlerle uğraşmamak için böyle bir şey yaptık. Devamında yükseklikte M kök 3 olur. Şimdi burada alan hesabı yaparsam üst taban artı alt taban bölü 2 çarpı yükseklik ve bundan 2 tane olacağından 2 ile çarptım değil mi? 1, 2. Iki. Buradan 2'ler gitti. 6M'i M kök 3 çarparsak 6 kök 3 M kare değil mi? O halde buna Şuradaki üçgenleri de ekleyelim. Bakın tabanım 2M. Yüksekliğim yine şöyle indirirseniz ne olur? 90'ın baktığı 2M ise 30'un baktığı M. 60'ın baktığı da M kök Yükseklik yine M kök 3. Çarpı M kök 3 bölü 2. Çarpı 2 tane olduğu için 2'ler gitti. Bu da ne geldi? Artı 2 kök 3 M kare. Değil mi? Bu nedir? Eşkenar. Bölü Altıgen nedir? 6 altı kök 3 m kare. Buradan 8 kök 3'ü 6 kök 3'e bölersem 8 bölü 6'dan sadeleştirdim 4 bölü 3. Evet, dik koordinat düzleminde o ABC paralel kenarı y eksenini 0'a 12 noktasına kesmektedir. B noktasının ordinatı 24 ve C eksi 3'e 8 olduğuna göre A noktasının koordinatları toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar B noktasının ordinatı 24. Gelip yazıyorum. O halde A noktasının ordinatını bulabilir miyim? Bulabilirim. Nereden bulurum? Bakın C'nin 8, şu noktanın 0. 8 fark varsa ve bu bir paralel kenarsa bozulmadan 8 fark olması lazım değil mi şu B anında? O halde 24'ten 8 çıkarttım. A noktasının ordinatı 16'dır. Peki absisleri nedir? Bakın birinin absisini bulmam yeterli değil mi? Diğerini zaten şuradan referans alacağım. Eksi 3 ile 0 arasında 3 fark var ise bunların arasında da 3 fark olmalı. O halde nasıl bulabilirim? Bakın diyorum ki 8'den 12'ye y birimi y ekseni 4 artarken eksi 3'ten 0'a inmiş. x ekseni 3 azalmış. O zaman diyorum ki her 4 yukarıda 3 sağa kayacak. O zaman 12 ile 24 arasında 12 var. 12'yi 4'e böldüm. 3 kere yukarı çıkacak. Bu esnada da 3 kere sağa kayacak. Kayarken 3 birim kayıyordu değil mi? O halde 3, 6, 9 kaymalı. Ne dedik? Birini bulursak onu da 3 artırır. Diğerini buluruz. İkisini de toplar. 28'i işaretleriz. Evet. Gondolun zemine en yakın olduğu konumda zemine en yakın noktasının zemine uzaklığı kaç birimdir? Şimdi arkadaşlar en yakın noktası şurası değil mi? Yani şöyle geldiği zaman şu noktası zemine en yakın nokta. Şimdi OT ve OL 13 birimmiş. Yani şu ayaklar 13 birim değil mi? TL 10 birimmiş. O halde tam şöyle 2'ye bölersek ne gelir? 5'e 5. O halde bu 5, 12, 13 özel üçgeni değil mi? O halde ben yarı çapı bulursam 12'den çıkartır şu kısmı bulmuş olurum. Yarı çapı nasıl bulacağım? Bakın AC'yi 4 kök 5 vermiş. Şöyle AK'yı çizersek ve KC'yi belirtirsek. Şimdi hipotenüste kök 5'li bir ifade gördüğümüz zaman ne yapıyorduk? Diyorduk ki şu AK, KC birbirlerinin iki katıysa hipotenüs küçük olanın kök 5 katıydı değil mi? Bu durumda AK'nın 4 olması beklenilir. O zaman KC'nin de 8 olması beklenilir. Bakın KO'yu bana ne vermiş? 3 birim. O halde KO 3 ise OC 5 olur. Bakalım sağlıyor mu? 3 4 5 üçgeni değil mi? Yarıçap gerçekten de 5 mi? Evet 5. O zaman bir problem yok. Yarıçapı 5 bulduğuma göre 12'den çıkartır. Şurayı da 7 birim bulurum. Evet ayrıtları 3 birim, 4 birim ve 5 birim olan dikdörtgenler prizması şeklindeki bir vazoya şekildeki gibi yerleştirilen 20 kök 2 birim uzunluğundaki bambu çubuğunun vazonun dışında kalan ucunun zeminden yüksekliği kaç birimdir? Şimdi arkadaşlar önce şu içerideki kısmı bulalım. Burayı bulmak için şöyle bir yüksekliğimiz var ve şöyle bir tabanımız var değil mi? O halde diyorum ki 3-4 tabanım 5, 5-5... O halde şu hipotenüsüm 5 kök 5. Şimdi diyorum ki 5 kök 5'te 5'lik bir yükseklik var ise. Bak hemen oran yapın. Peki 20 kök 5'te yani 4 katına çıkmış değil mi? 4 katına çıkmalı 20 yükseklik vardır diyeceğiz. Evet küp şeklindeki bir buz kalıbı oda sıcaklığında yüzeylerinden biri üzerine konulduğunda zemine değen yüzeyden her dakika 1 santim derinliğinde erirken diğer yüzeylerden ise her 2 dakikada 1 santim derinliğinde eriyerek bir dikdörtgenler prizması elde ediliyor. Örneğin şekli vermiş 2 dakika sonra. Bu değişimi hemen size yorumlayayım. Daha iyi anlamanız bağımında. Şimdi aşağı kısım değdiği için dakikada 1 azaldığından 2 dakikada 2 azalır. Değil mi? 2 azalır şöyle. Yukarıdan da Değmediği için 2 dakikada 1 azalacağından toplamda 3 azalmış ve 2 olmuş. Peki yanlara gelelim. Yanlar temas etmediği için 2 dakikada 1 azalacak. Ama hocam 5 3'e inmiş yani 2 azalmış. Çünkü bir buradan azalırken bir de buradan azalacak. Bir buradan azalırken bir de buradan azalacak. Bundan dolayı buralarda 3'e 3 üç olacak. Bu kısmı anladıysak devam ediyoruz. Bir ayrıtı 14 santim olan küp şeklindeki bir buz kalıbı. Oda sıcaklığında bir zemine koyulduktan sonra üst yüzeyine yüzeyi kaplayacak büyüklükte bir taş konuluyor. Buna göre 6 dakika sonra kalıbın hacmi kaç santimetre küp olur? Taş zeminle aynı görevi görmektedir. O halde ne diyeceğiz arkadaşlar? Bakın 6 dakika diyor değil mi? Dakikada 1 santim azalacak. Şöyle 1 buradan azaldı 1 buradan. 6 dakikada 6 buradan azalır 6 buradan. Yani 12 gitti mi? Evet. 14'ten 12 çıktı. Yükseklik 2 oldu mu? Oldu. Peki yanlardan ne olacak? Bakın bir temas olmadığı için 2 dakikada 1 santim azalacağından 6 dakikada 3 buradan gider. 3 buradan gider, toplam 6 gitti. 14'ten çıkarttım. O zaman yan kısımda 8. Değil mi? Şöyle. 8'e 2. O halde 3 boyutlu düşünürsek şu kısımlarda değil mi? 8'e 2 olmalı. Şöyle. O halde 8 kere 8. 64. 64 çarpı 2. 128 santimetre küptür diyeceğiz